parayı vermediler. Son aylarda birbiri ardına yapılan zamlara kahvehanelerdeki çay da eklenecek. Ancak zam kademeli olarak yansıtılacak. Böylece şu anda 2 lira olan bir bardak çay önce 2,5 lira ardından 3 lira olarak uygulanmaya başlanacak. Edirne Kahveciler ve Gazinocular Esnaf Odası Başkanı Hakan Gönay, esnafın zor günler geçirdiğini, zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi. Şu anda uyguladığımız 2 lira. Yalnız biz bunu güncelledik. Çay fiyatları 3 lira olacak ama 3 lira çok yüksek. Şu andaki duruma göre biz 6 ayda bir tarife çıkarmamak için 3 lira çıkardık. Bahar aylarında 2,5 lira olarak uygulayacağız. Daha sonra 3 liraya geçeceğiz. Merkezlerden başlayacağız. Merkez, yeni yerleşim, rektörlük karşısı, Karaağaç gibi yerlerde uygulamaya başlayacağız. Daha sonra kademeli geçiş bir şekilde geçmeye çalışacağız. 3 lira şu andaki fiyat yüksek. Uygulanabilir bir durum yok. Kafeteryalarda falan uygulanabilir ama bizim işletmelerimiz, çay ocağı, kahvelerde uygulanması sakıncalı, esnafımızı batırırız. Bizim amacımız esnafın önünü açmak, batırmak değil. Onun için kademeli geçişi yapacağız. Esnafımızla koordineli bir karar vereceğiz. Zamanlamayı ona göre yapacağız ama şu andaki en uz erken. 2,5 ay geçiştiği zaman. Nisan başı gibi düşünüyoruz. Esnafımızı koordine edeceğiz. Bunları zaten biz yeni yerleşim, Kıyık, Yıldırım, o bölgelerde başlıyoruz işte. Aşağıda, merkezi yerlerde başlayıp daha sonra yayıyoruz. Bunları biz daha önce organize ettik. Şu anda en uz erken. Bizim işlerimiz insan kaynaklı olduğu için birebir ilişkilerimizi sıcak tutup tüketicinin nabzını ölçmemiz lazım. Yani tüketicide olmayan parayı talep edersek bizim işlerimiz bozulur. Onun için çok dikkatli olmamız lazım. Esnafı zor durumu düşürecek hareketlerden uzak duracağız. Uygulamalardan uzak duracağız. Bunun zamanlamasını dediğim gibi ilk vardığı düşünüyoruz. Kahvelerdeki doluluk oranı sizce eskiye göre nasıl? Şimdi bu fiyat çalkantılarından önceki durumda biraz daha iyiydi. Yalnız fiyat çalkantılarından sonra gazlı içecekler, enerji giderleri, işte bu sadece esnafı zorlamıyor. Tüketiciyi de zorladığı için, alım gücü düştüğü için zaman zaman çok büyük kayıplar yaşıyoruz. Saat 10'da mekanlarda kimse kalmıyor. Gönay pandemi sürecinde Edirne'de 34 kafeteryanın kapandığını açıkladı. Daha çok kafeterya türü kira giderleri yüksek olan işletmeler kapandı. Çünkü bunlar öğrencilerle alakalı müşterileri vardı. Uzaktan eğitimler, açılıp kapanmalar, bunlar hep esnaf için dezavantaj oldu. Esnaf kendini toparlayamadı. 34 tane işletmemiz maalesef kapandı.